İfadelerinden kaç tanesi polinom belirtir diye sormuş bize arkadaşlar. Şimdi birinciye baktığımızda px eşittir 3 bölü x demiş. Bunu düzenleyip yazdığımızda bu aslında şu demektir. px eşittir 3 çarpı x üzeri eksi 1 demektir. Ama burada x'in üzerindeki sayının doğal sayı olması gerekiyordu. Burada eksi 1 olduğu için doğal sayı değildir. Yani bu polinom belirtmez. Biri eledim. 2'ye baktığımda şurada 2 bölü 3 görüyorum. Bu doğal sayı belirtmediği için direkt eledim. Üçüncüye baktığımızda 2 üzeri x var. Şimdi burada e, kuvvet kısmında x'li bir ifade bulunmayacaktı polinom olması için. Dolayısıyla bunu değerledim. Dördüncüye baktığımda arkadaşlar burada kök içerisinde 2x kare var. Şimdi Oradaki x kareyi aslında dışarı çıkarabiliriz ama şöyle bir şey olacaktır. Kök 2 çarpı mutlak değer içerisinde çıkacaktır. Diğer tarafa baktığımda ise onu da x eksi 2 çarpı x artı 2 olarak ayırabiliriz. Payda kısmında da x eksi 2 var. x eksi 2'ler gider burada x artı 2 kaldı. Bu kısımda herhangi bir sorun yok. Ama şuraya baktığımızda buradan... Mutlak değerli ifade görüyoruz. Mutlak değerli ifadeleri biz polinom olarak değerlendiremiyorduk. Dolayısıyla 4'ü de eledim. 5'e baktığımda ise şu birinci kısımda bir sıkıntı yok. x kare var üzerinde doğal sayı vardır. İkinci kısma baktığımda kök 5 çarpı kök x yani x üzeri 1 bölü 2 demektir bu. Bu da doğal sayı olmadığı için dolayısıyla bu da polinom belirtmez. Hiçbir polinom belirtmeyecek burada cevabımız Adana seçeneği n bir doğal sayı olmak üzere px eşittir demiş şöyle bir ifade vermiş demiş ki bu ifade bir polinom belirttiğine göre n'in alabileceği kaç farklı değer vardır diye sormuş. Polinom belirttiğine göre x'in üzerinde doğal sayı olması gerekiyor. Yani şuradaki n-7'nin doğal sayı olması gerekiyor. O zaman yazıyorum n-7 büyük eşittir 0 olması gerekiyor. 8 eksi n'in de doğal sayı belirtmesi gerekiyor. Dolayısıyla bunun da sıfırdan büyük ya da sıfıra eşit olması gerekiyor. Burada zaten x üzeri 3 var doğal sayı. Burada da x üzeri 0'dır zaten burası. Bu da doğal sayıdır. Bunlarda herhangi bir problem yok. Şimdi şunlara baktığımda eksi 7'yi karşı tarafa atıyorum. En büyük eşittir 7 geldi. Burada da eksi n'i diğer tarafa atıyorum. 8 büyük eşittir n geldi. Yani en büyük eşittir 7 dediğinde 7, 8, 9, 10 diye gidecek sayıları alırız. 8 n'den büyükse burada da 8, 7, 6, 5 nereye kadar? 0'a kadar gelecek olan sayıları alabiliriz. Şimdi baktığımızda ikisini de aynı anda sağlayan hangisi var arkadaşlar? İkisini de aynı anda sağlayan 7 ve 8 hem sol tarafta bulunuyor hem sağ tarafta bulunuyor. Dolayısıyla iki farklı değer vardır. Cevabımız Bursa seçeneği olur. Aynı dereceli terimlerin katsayıları eşit olan iki polinoma eşit polinomlar denir. P(x)'i vermiş bize, Q(x)'i vermiş. Bunlar eşit polinomlarmış. Şimdi eşit polinomlarsa arkadaşlar ee, x küplü olan ifadeler birbirine eşittir. Yani şuradaki a eksi 4 ile buradaki 2 birbirine eşittir. Hemen yazıyorum a eksi 4 eşittir 2. a buradan 6 gelir. Eksi 4'ü sağ tarafa attığımızda. x kareli ifade burada 6 var. Burada da b artı 2 var. O zaman yazıyorum b artı 2 demek ki 6'yı eşit. 2'yi karşıya attığımda b eşittir 4 olarak geldi. Şimdi ee, x'li ifade px polinomunda bulunmuyor. O zaman burada x'li ifadeyi şöyle alacağız. 0 çarpı x olarak alacağız. Burada da x'li ifade ne var? c artı 3 var. O zaman c artı 3'ün de 0 eşit olması gerekiyor. c buradan eksi 3 gelecek. Sabit olan ifadeleri de birbirine eşitliyorum. Eksi ab artı 3 var yukarıda. Aşağıda da sabit olan ifade d var arkadaşlar. Şimdi A yerine yazıyorum 6 eksi 6 B yerine yazdım 4 artı 3 eşittir D oldu. Eksi 6 ile 4'ü çarptım. Eksi 24 artı 3'ten eksi 21 geldi. D eşittir eksi 21. Şimdi bizden neyi istemiş bakıyorum. A demiş hemen yazdım. Eksi B demiş 4 olarak yazdım. C'yi eksi 3 olarak yazdım. Ve burada artı D diyor. Yani eksi 21 bunu da yazmış olduk. A, eksi 4 ile eksi 3'ün çarpımından artı 12 gelecek. Yani 6 artı 12 eksi 21. 18 eksi 21'den cevabımız eksi 3 olarak gelir. Yani Bursa seçeneği olur. Px bir polinom olmak üzere Px eşittir demiş böyle bir ifade vermiş. Polinomunun derecesi en çok kaçtır diye soruyor biz arkadaşlar. Şimdi şu ifadeye baktığımızda bunun doğal sayı olması gerektiğini biliyoruz. 24 bölü n eksi 1 bir doğal sayı olmalı. Bunun doğal sayı olması için en yerine hangi değerleri verebiliriz? Mesela 25 versek 25 eksi 1'den 24 olacaktır ve 24 bölü 24'ten 1 olur yani doğal sayı olacaktır. 25 olur. 13 versek 13 eksi 1'den 12 olur. 24 12'ye bölünür. Başka ne verebiliriz diye bakıyorum. 9 verebiliriz arkadaşlar. 9 eksi 1'den 8 olacaktır çünkü. 7 verebiliriz. 7 eksi 1'den 6 olması için. 5 verebiliriz. 5 eksi 1'den 4 olması için. 4 verebiliriz. 4-1'den 3 olması için. 3 verebiliriz. 3-1'den 2 olur. 2 verebiliriz. 2-1'den 1 olur. 1 veremeyiz çünkü paydayı 0 yapmış oluruz. Şimdi gelelim ikinci ifadeye. İkinci ifadede n-4 görüyorum. Bu n-4'ün büyük eşit 0 olması gerekiyor. Dolayısıyla n büyük eşittir 4. O zaman n'in alabileceği değerler 4, 5, 6, 7 bu, bu şekilde devam edip gidecektir. Şimdi arkadaşlar burada hangi değeri verdiğimizde derece en büyük olacak buna bakalım. Şimdi 25'i bir verelim ilk olarak. En yerine 25'i yazalım. Ne gelecektir? 6 çarpı x üzeri 24 bölü 24'ten 1 olur. Artı 3 çarpı 25 eksi 4'ten x üzeri 21 olacaktır. Artı 2 şeklinde geldi. Buradaki derecemiz hangisi? 21 oluyor. Şimdi bir de 13 verelim. Bakalım sayı e, n'in değerlerin küçülttükçe derecemiz büyüyecek mi, küçülecek mi? Bunu görmemiz lazım. Şimdi bir de 13 verelim hadi. 13'ü verdiğimizde 13 eksi 1'den 12 olur. 24 bölü 12'den de 2 gelecektir. Yani 6x kare oldu orası. 13'ü şuraya yazdığımızda 13 eksi 4'ten 9 olacaktır. 3x üzeri 9 oldu. Artı 2. Şimdi burada derecemiz kaç? En yüksek derece zaten 9 burada. E bakıyorum küçülüyor. Demek ki değerler küçüldükçe, n'e verdiğimiz değer küçüldükçe derece de küçülecek. O zaman diyorum ki bizim buradaki en büyük e, verebileceğimiz değer, yani dereceyi en büyük getirebileceğimiz değer n eşittir 25'tir. Ve o zaman da derecemiz 21 oluyor. Cevabımız Ceyhan seçeneği oldu. Px artı 1 eşittir. Eksi x kare artı 3ax artı b polinomu veriliyor. Px polinomu için katsayılar toplamı ile sabit terimin toplamı 6'dır demiş. Katsayılar toplamı P1 demek. Sabit terim de P0 demek. Bunların toplamını 6 olarak vermiş arkadaşlar. Sabit terimin katsayılar toplamına oranına da 1 demiş. Sabit terim zaten P0'dı. Katsayılar toplamı da P1'di. Bunun oranına 1 demiş. İçler dışlar çarpımından P0 eşittir P1 olarak geldi. Şimdi bunların eşit olması gerektiğini gördük. Şimdi biz bir P0'ı bulmaya çalışalım. P0'ı bulmak için x x yerine eksi 1 vermemiz gerekir. x eşittir eksi 1 için diyorum. Eksi 1 bir artı 1'den p 0 oldu. Eşittir dedim. Eksi 1'in karesi artı 1 önüne bir tane daha eksi gelince eksi 1 oldu. x yerine eksi 1 yazdığımızda eksi 3 a gelmiş oldu. Artı b geldi. p 0'ı bulduk. Şimdi bir de p 1'i bulalım. p 1'i bulmak için de x yerine 0 yaz yazacak olursak. 0 artı 1'den zaten p 1 olacaktır burası x yerine 0 yazdığımızda geriye sadece b kalacaktır. Biz şimdi bunların birbirine eşit olması gerektiğini bulmuştuk arkadaşlar. Eksi 1 eksi 3a artı b eşittir b olarak geldi. B'ler gittiğinde 3a eşittir eksi 1 A eşittir, eksi 1 bölü 3 olarak gelmiş oldu. Bir de neyi biliyoruz biz? P1 ile P0'ın toplamının 6'ya eşit olduğunu biliyoruz. O zaman şunla şu ifadeyle şu ifadeyi toplayalım hadi. Eksi 1, eksi 3A, artı B, artı B eşittir 6 oldu. Şimdi eksi 1'i direkt karşıya atıyorum, artı 1 olarak geçtim. Eksi 3A vardı, A yerine de eksi 1 bölü 3 yazayım. BB, 2B oldu. Eksi 1'i karşıya atmıştık. Artı 1 olarak burası da 7 olarak geldi. 3'ler gitti burada. Eksiler çarpılınca artı olacaktır. Artı 1. Karşı attığımızda eksi 1. Yani 2B eşittir 6 gelmiş oldu. B eşittir 3 olarak geldi. Bize A çarpı B'yi soruyordu. Yani eksi 1 bölü 3 üç, çarpı 3'ü soruyor. 3'ler gittiğinde cevabımız eksi 1 olarak geldi. Bursa seçeneği oldu. Burada bize yine bir Px polinomu vermiş arkadaşlar. Demiş ki tek dereceli terimlerin katsayıları toplamı. Tek dereceli terimlerin katsayıları toplamını soruyorsa biz P1 eksi P eksi 1 bölü 2 ifadesinden buluyorduk bunu. Önce P1'i bulalım. X yerine 1 yazıyorum. 1 artı 2 3 geliyor. 3 üzeri 23 olarak yazdım. Artı diyorum. 1 yazdığımda 2 çarpı 1 2. 1 çıkarttığımda 1 kaldı. 1 üzeri 23 gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi P eksi 1'i bulalım. Eksi 1 artı 2'den 1 üzeri 23 gelir. Önüne bir tane daha eksi geldiği için de eksi 1 üzeri 23 olarak gelecektir. Ee, so şuraya da eksi 1 yazalım. 2 çarpı eksi 1'den eksi 2. Eksi 1 de buradan eksi 3 gelir. Eksi 3 üzeri 23 olarak gelecektir. Önünde bir tane daha eksi olduğu için artı 3 üzeri 23 olacaktır. Bölü paydamızda da 2 var. Şimdi 1 üzeri 23, 1 demek. Eksi 1 üzeri 23 de eksi 1 zaten. Bunlar gi gider. Ne kalır? 2 tane 3 üzeri 23 kalır. Bölü 2. 2'ler sadeleştiğinde de 3 üzeri 23 kalır geriye. Cevabımız Adana seçeneği olur. A ve B birer sayma sayısı olmak üzere Px, Qx ve Rx polinomları verilmiş. En yüksek dereceli terimlerin katsayılar toplamı. Hemen bakalım. Burada en yüksek dereceli x kare var. Bunun katsayısı 5'tir. Burada x küp var. Katsayısı a'dır. Burada x üzeri 5 var. Katsayısı 11'dir. Bu en yüksek dereceli terim yani 16 artı a en yüksek dereceli terimlerin katsayılar toplamı oldu. Demiş ki en düşük dereceli terimlerin katsayılar toplamından 35 eksiktir. Bir de en düşük olanları bulalım. Burada 40 var. Bu zaten x üzeri 0 demektir değil mi? En düşük olan odur. Burada 8 var. Burada da e, ne var en düşük? B var. Topladığımızda 48 artı B geliyor. Bu da en düşük dereceli terimlerin katsayılar toplamı oldu. En düşük olan en yüksek olandan 35 fazlaymış arkadaşlar. O zaman şöyle yazıyorum. 48 artı B'den 16 artı a'yı çıkarttığımızda 35 geliyormuş. 48 eksi 16'dan 32 geldi. B eksi a gelecektir. Eşittir 35. 32'yi karşı atıyorum. Eksi 32 olarak geçer. B eksi a eşittir. 3 olarak gelir arkadaşlar. Bu bir kenarda dursun bakalım. Bize neyi sormuş buna bakalım demiş ki bize. Buna göre demiş r x eksi 2 polinomunun katsayılar toplamı katsayılar toplamını e, yazısını gördüğümüz anda x yerine 1 yazacağız anlamına gelir. 1 yazdığımızda bize aslında neyi soruyormuş r eksi 1'i soruyormuş. R de gidelim x gördüğümüz yere eksi 1 yazalım. B çarpı eksi 1 artı 11 çarpı eksi 1 üzeri 5 olarak geldi. Yani Eksi 1 üzeri 5'ten eksi 1, 11 ile çarpınca eksi 11 oldu ve buradan eksi b gelmiş oldu. Şimdi bu ifadenin en çok olmasını istiyor. Şuraya bir geri dönüp baktığımızda b yerine hangi ifadeleri verebiliriz? a'nın b'nin tabi birer sayma sayısı olduğunu söylüyor. Ben şimdi mesela şuraya 3 versem, buraya 0 versem a 0 olduğu için sayma sayısı olmayacaktır. Demek ki burada verebileceğimiz en küçük ifade 4'e 1 olacaktır. 5'e 2 olabilir, 6'ya 3 olabilir, 7'ye 4 olabilir ve bu şekilde devam eder. Şimdi arkadaşlar burada B'ye 4 verdiğimizde eksi 11 eksi 4'ten eksi 15 geliyor. Şimdi B'ye 5 verseydik eksi 11 eksi 5'ten eksi 16 olacaktı. 6 verseydik eksi 17 olacaktı ve bu şekilde devam edecekti. Dikkat ettiyseniz sayı gitgide küçülüyor. Bizden en büyüğünü istediği için en büyüğünü biz zaten burada yakaladık. Eksi 15'tir cevabımız denizde olur. Bize bir px polinomu vermiş ve bunun sabit polinom olduğunu söylemiş arkadaşlar. Sabit polinom olduğuna göre a artı pa toplamı kaçtır? Sabit polinom olduğunda x'li olanları birbirine bölüyorduk. Yani a bölü 2 diyorduk. Sabit olanları birbirine bölüyorduk. 12 bölü eksi 3 diyorduk ve bunları birbirine eşitliyorduk. Hemen işler dışlar çarpımı eksi 3 a eşittir 24. a buradan eksi 8 gelecektir. Şimdi... A eksi 8 bizden istediği şey ne? A artı PA. Bir de PA'yı bulalım arkadaşlar. PA dediğimiz şey ne olacaktır şu anda? P eksi 8 olacaktır. Ee, şöyle diyelim. Önce Px'i tabii şöyle yazalım arkadaşlar. A'yı eksi 8 bulduğumuz için eksi 8x artı 12 bölü 2x eksi 3 olarak bir yazalım. Hatta şöyle diyelim. Burada eğer eksi 4 parantezini alacak olursak yukarıya ne kalacaktır? 2x eksi 3 kalacaktır içeride. Aşağıda da zaten 2x eksi 3 vardı. Bunlar gittiğinde ne gelecek? Eksi 4 gelecek. E bu durumda arkadaşlar bu sabit polinom olduğuna göre px eksi 4 ise p eksi 8 de eksi 4'e eşit olacaktır. Bizden bu ikisinin toplamını istiyordu. Yani a eksi 8, p eksi 8 de ne olarak bulduk? Eksi 4 olarak. Bunları topladığımızda eksi 12 gelir. Cevabımız da Edirne seçeneği olur.